Merhaba, yine ben geldim. Bu şeydir, Şirin YouTuber'ın makyaj videosuna başlama hareketidir. Baktım onlar beni biraz taklit etmeye başlamış, biraz ben de onları taklit edeyim deyip böyle başladım. Neyse, ne yapacağım? Biliyorsunuz künfe künf makyajı çekmiştim. Kiminin çok sevdiği, kiminin çok kızdığı. Orada canım eniştem kısmına çok takılmışsınız. O zaman dedim bir sonraki videomda canım eniştemcik kızlar için çekeyim dedim. Onlar için böyle biraz dekolteli ama dekoltesiz en sevdikleri ikilemde bırakma tarzı bir kıyafet giydim. Bu arada o siyah giydiğim şey çok hala soran oluyor. Nereden aldın, nereden aldın? Onu söylemeyeceğim. Taktım kafaya, onu söylemiyorum ama bunu söyleyeyim. N11'den aldım. Üstelik indirimli aldım. Bir tane böyle indirim kodları bulunduğu bir site buldum. Picodi olmak. Evet, picodi.com. Aşağıya linki bırakıyorum. Siz de oradan indirim kovalayabilirsiniz. Ben bu aralar bayağı beleşçiliğe alıştığım için sürekli oradan indirim kovalıyorum. İşte %10, %20, %30 falan filan bayağı bir indirim var. Neyse, aşağıdan bakabilirsiniz. Şimdi makyajıma geçiyorum. Ağır bir makyaj yapacağım. Daha doğrusu ağır değil de böyle simli falan bir makyaj yapacağım. Tabii ki en sevdiğim fondötenimi kullanacağım. Hala kanser olmadığım için kullanabilirim. Geçen bir mesaj atmış. Senin yüzünden yüzüm kırıştı falan de. Bir baktım 40 yaşında. Sence normal değil mi yüzünün kırışması biraz? Hani fondötene ne yatıyorsun hani? Bir de bana gelmiş sana dava açacağım diyor. Aç kazanırım. Allah ne verdiyse yine sürüyorum. Ve şunu fark ettim. Bu fondötene övmemelerinin sebebi bence fondötenin asla bitmiyor oluşu. Çünkü bunu alıp bir yıl boyunca kullanırsanız başka marka kullanamayacağınız için bunu pek sevmiyor olabilirler. Çünkü maşallahı var. Asla bitmiyor. Bu arada lens taktım ama kimse fark etmedi. Moralim çok bozuk. Siz yazın altına çok güzel gözlerin diye. Bir de biri şey demiş. Niye hep bu tarafa bakarak makyaj yapıyorsun diye. Geçen videoda gördünüz. Burada bir dişim yok. O yüzden bu tarafa dönmüşüm. Olmak zorundayım. Başka şansım yok. Dişini yaptırmayacağım mı diyenler olmuş. Yaptırmayacağım. Gerek yok bence. Değişik bir hava katıyor bana. Baz kullanacaktım ama unuttum. Artık geri dönüş yok. Şimdi göz altlarımı Bitik olanı getirmişim yanımda. Full olanı getirmedim. Bir de ben bu sabah alışverişe gittim sırf şundan almak için. Bu arada şey bu. MAC concealer ama o kadar bitik ki üstünde şeyi bile okunmuyor. Neyse aşağıdan okursunuz. Aranızda dişçi varsa bir DM kadar uzağındayım. Çok iyi ya, bol bol sürdüm. Bu arada o önceki videolarda kullandığım MAC concealer değil bu. O kadar ağır değil. Sünger geçiyorum üstünden, Beauty Blender geçiyorum. Tamam, yani çok aydınlanamadım şartlar dolayısıyla ama biraz aydınlandım. Biraz bu kızlardan bahsedeyim ben size, canım eniştemcilerden. Bir de bu konuyu böyle biraz düşünürken şey geldi aklıma. Biz kızlarda şey tribi var. İşte ya ben en yakın arkadaşımla, sevgilimle aynı odada bile hani kaldırırım, kıskanmıyorum tribi falan var. Birincisi, niye benim erkek arkadaşımla en yakın arkadaşım aynı odada kalsın? İkincisi, niye kalsın? 3-4 bu böyle gidiyor. Neden kalsınlar? Ben kaldırmam. Kimse kusura bakmasın. Yok öyle. Ne yapacağımı unuttum şu an sinirde. Ne yapacağım? Göz makyajımı yapayım. O zaman biraz Urban Decay kullanacağım. Bayağı simli mimli pigmentli. Bir de pigment kullanacağım. Hayatımda ilk kez gözüme direkt pigment süreceğim şu an. Deneyeceğim. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Önce eşitliyorum şöyle bir renkle. Sonra bu yılbaşı için Sephora böyle küçük bir far kiti. 20 lira gibi bir fiyatı var. Gibi değil, bayağı 20 lira. Ve çok beğendim. Böyle açıktan koyuya doğru giden bir şey. Parıl parıl. Onu geçiyorum üstüne. Eniştemi etkileyebileceği bir göz yapmam lazım. Sonrasındaysa şu an bayağı ben freestyle yaptığım için hani böyle akıcı konuşamıyorum.
prova yapıp gelecek halim yoktu. Makyaj yapıyorum alt tarafı. Sonra da şöyle bir sarı geçeceğim üstünden. Bayağı altın sarısı bildiğimiz. Geçen yüzümü altına bulayıp Sinan'ın hiçbir şey yok yüzünde dediği makyaja inat. Şu an bu sarıyı kullanıyorum. İnşallah belli olur. Bir de bu Twitter'da canım enişten muhabbeti çok dönmüştü biliyorsunuz şey falan. Kızın biri şey yazmış. Canım eniştem ev çok sıcak diye üstümü çıkardı. Allah herkese böyle enişte nasip etsin. Amin. Parlıyor muyum orada? Bakar mısın? Kuru bir makyaj yapıyorum. Çünkü bu kızlar genelde fazlasıyla kuru oluyor. Bu arada bana şey diyorlar işte. Sen makyajlara dalga geçiyorsun. Ama o makyajları yapıyorsun. Ben makyajlara dalga geçmiyorum. Ben bizzat sizinle dalga geçiyorum. sizinle derken izleyenler derine kızlarla. No, sizle dalga geçiyorum. Ne kadar net olabilirim. Canım dişim seni çok özledim. Sakız çiğnerken kırıldı. Şu an çok önemli bir şey yapıyorum. Aşırı önemli. Dünya tarihinde biri. Çok rahat gülemediğim için kendime diş yapmaya karar verdim. Hadi şimdi alın SS. Hadi şimdi dalga geçin. Vallahi benim ya. Şuraları da mı ekleyeceğim Sinan? Dur. Al al böyle al. Al. Mis gibi dişlerim oldu. Şimdi de üstünden dişli masrafına sal benimle. Şimdi de üstünden ne geçeceğim? Pigment geçeceğim. Pigment göze nasıl sürülür bir fikrim yok. Kendi yöntemlerimle süreceğim. Dişim neden kırılıyor işte anladınız mı? Şu an bütün make-upçılar ağlıyor. Bu kız ne yapıyor diye. Sonra şöyle yeni fırçalarımdan biriyle. Oh! Güneş gibi doğdum. Bu kızlar da bu arada şey tayfasından, Küfeyk'in tayfasından, nargile tayfa falan enişteleriyle elmalı nargile içmeye bayılırlar. Eyeliner çeksem mi? Çekmesem. Çekeyim ya. Çok istediniz benden eyeliner çekmeyi. Biliyorsunuz bu konuda bayağı iyiyim. Deyip şu an kesin çekemeyeceğim. Ama deneyeceğim. Ben eyeliner'ı şey yapmıyorum. Yani komple çekmiyorum. Ucuna çekiyorum sadece. Yakıştırmıyorum öbür türlüsünü. Bu arada Balm'ın eyeliner'ını kullanıyorum ben. Biraz farklı oldular ama. Rimelimi sürüyorum. Yine Kiko sürüyorum dedim ben rimelden çok anlayan bir insan değilim. Bir rimele takılı kalınca sürekli onu kullanıyorum. Biraz bu kızların Instagram hayatlarından bahsedeyim size. Sürekli bir böyle en yakın arkadaşın sevgilisiyle fotoğraf çekinme çabası. Ya git ötede kendini çekin yani fotoğrafını. Niye benim sevgilimle fotoğraf çekmiyorsun, selfie koyuyorsun, eniştemle kahvaltı. Git ye yumurtanı kenarda. Karışma. O arabaya binince işte böyle arka koltukta otururlar ya bir de üçüncü şahısı oldukları için kendileri. Ortadan şöyle çıkar fotoğraf çekinmek için. Ne yapıyorsun acaba? Bir sakin ol ya. Bir dur. Ben seni bulurum enişte. Benimkine dokunma. Nefret ediyorum bu kızlardan. Bu arada saçlarım biliyorsunuz. Ay bundan bahsedeceğim dur. Saçlarımı sarı yaptım geçen hafta. Şeyler ortaya çıktı. İşte turuncu çok güzeldi saçın. Niye sarı yaptın? Cılar ortaya çıktı. Bütün moralimi alt üst ettiler. Gittim saçımı turuncumsu bir şey yaptım. Bu sefer de sen işte salak mısın? Sarı saçın çok güzeldi. Niye turuncuya döndün? Cılar ortaya çıktı. Sonra tabii ben yine enayi olduğum için tekrar sarı olma çabalarına döndüm falan filan derken saçımı yaka 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 şuraya kadar kestirmek zorunda kaldım. Kesildi bütün saçım. Ama sonra Selamiciğime gidip saçlarımı düzelttim. Ayrıca buradan onu gerçekten çok öpüyorum çünkü ağlaya ağlaya gitmiştim. Instagram'ımda var bulabilirsiniz. Yüzümü birazcık kontürleyeceğim. Sephora bronzer'ı kullanacağım. Şöyle. Ama biraz altından yine NYX mi geçsem diye. Yine çok az geçeyim ben.
YouTube'da E'ciler türemiş. Sürekli bir benim o ilk videomdaki E muhabbetim. Kızın 100 tane videosu var. Yüzünde de böyle haber spikeri gibi makyaj yapıyor. Niyeyse ben o videoyu yükledikten sonra bir böyle işte bunu kullanıyorum ama ben kullanıyorum havaları. Bir de üstüne üstlük beni tanımadığını söylüyor. Yemezler, bunları yemezler. Neyse taklitler asılarını yaşatır diyerek makyajıma devam ediyorum. Nasıl gözüküyor lan? Mükemmel fırçamla. Bu arada Golden Rose'da varmış ucuzu. Oradan alabilirsiniz. Sephora bronzerla üstünden geçiyorum. Eniştem senin için bütün bunlar. Akşam beni R&B'ye götür. biraz da boynumu eşitleyeceğim. Harika bir bağlısı olma yolunda ilerliyorum. Şöyle beyazımsı bir highlight geçeceğim. Bayağı highlighter fırçası. Yanaklarıma sim mi döksem biraz acaba? Evet. Ben iyice şeyi hijyeni elden bıraktım. Aman Allah'ım ya! Ben harika bir dedeyim gerçekten. Enişte! Enişte gel buraya hemen. Bir de bu tayfanın pazar kahvaltısı muhabbeti olur hep böyle toplanıp. Pazar kahvaltısına falan giderler. İşte kız şey yapar, enişte işte sen badem ye, sen bal ye enişte, ballı ekmek süreyim ben sana bilmem ne. Sana ne? Sana ne? İster bal yer, ister badem yer. Derdi aslında beni ye diyor. Hani enişte beni ye. Sizin YouTube sayesinde bitireceğim. Kaşlarımı dolduracağım. Pastelim farıyla dolduracağım. Kırmızı rüz süreceğim. Tamam, makyajım bitti. Eniştelerimi yoldan çıkarmaya, onlara ballı ekmekler yedirmeye hazırım. Yeterince parlıyorum. Gelin falan diyormuşum. Ay tövbe, asla böyle bir şey yapmam. Siz de yapmayacaksınız. Hepinizi bu YouTube sayesinde bitireceğim. Bütün kötü kızları, hepsinin boynunu keseceğim YouTube sayesinde. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Size sevimli YouTuber bay bay yapıyorum. Öpüyorum hepinize. Abone olmayı unutmuyoruz. Bir şey dilerseniz, bir şey arzu ederseniz Instagram'dan mesaj olarak hepsini bekliyorum. Bye bye. Foto.